Beşiktaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Branşlardan derlediğimiz haberlerden oluşan Panorama Beşiktaş başlıyor. Kadın futbol takımımızla başlıyoruz. Biliyorsunuz ki Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi start aldı ve ilk hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ımız Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş taraftarında ilgisi vardı. 90 dakika boyunca takımımıza destekte bulundu. Taraftarımız takımımız da bu karşılaşmayı Yağmur Uraz ve Arzu Karabulut'un golleriyle 2-1 kazandı ve Süper Lig'e 3 puanla başlamış oldu. Bu karşılaşma aynı zamanda Beşiktaş'ın YouTube kanalından da yayınlandı. Mücadelenin tamamını oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu karşılaşma kadın futbolunda, Türk kadın futbolunda ilk resmi derbi statüsünü taşıyordu. İlk resmi derbinin de kazananı Beşiktaş oldu. Beşiktaş iCrypex milli oyun kurucu Kenan Sipahi ile sözleşme imzaladı. 2016-19 yılları arasında takımımızın formasını giyen Sipahi son olarak İspanya'nın Zaragoza takımında basketbol oynuyordu. Biz de Kenan Sipahi'ye takımımıza hoş geldin diyor ve tabii ki başarılar diliyoruz. Hoş bulduk. Hoş geldin Kenan. Evet, Kenan Sipahi takımımıza katıldı ve ard arda iki maça çıktı. Önce İNG Basketbol Süper Ligi'nde, sonrasında da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ki o karşılaşmada 17 sayı kaydetti. Ardından da hemen programımıza konuk oldu. Kenan, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk tekrar. Söylediğimiz gibi harika bir başlangıç yaptın. 3 sezon burada Beşiktaş'ımızda forma giydin. Sonrasında Avrupa serüveni tekrar geldin ve sıcağı sıcağına inanılmaz bir performans da geldi. Evet, güzel geçti. Başlangıç olarak memnunum aslında. Yani baktığımızda da Beşiktaş'ta oynamış, bu camiayı bilen bir isimsin. Geri dönmek sana neler hissettirdi, tekrar Beşiktaş forması giymek? Yani çabuk adapte olmanın zaten en büyük faktörü 3 yıl geçirmiş olmam kulüpte. Bir aile olduğumuzu yani çok çabuk anladım. En sonunda zaten daha önce İspanya'da oynarken bile daha çok sık görüştüğüm insanlar oluyordu kulüpten, telefonla. Tabii şimdi buraya gelince hani sanki bir yere takım değiştirmişim gibi hiç gelmedi. Evime dönmüşüm gibi hissettim. O yüzden de zaten bunun verdiği bu güvenle takıma çok çabuk adapte oldum. Evet, şimdi de tabii ki hedefleri olan bir sezon içerisindeyiz. Takımımıza katıldın, güç kazandırdın bizim takımımıza, öncelikle onu söyleyelim. Tabii ki Beşiktaş taraftarını da çok yakından bilen, hem karşılıklı bir sevgi olduğunu da biliyorum ben daha önceki sezonlarda burada oynadığında. Taraftarlarımıza mesajın nedir hem bu sezonla ilgili hem de geri dönmenle ilgili? Ben oynadığım 3 yıl içinde gerçekten taraftarımızın en büyük itici güç olduğunu hep her zaman söyledim. Çünkü biz dediğim gibi daha sıcak aile gibi olan bir kulübüz. Ve taraftarımızla beraber zaten büyük başarılar elde ettik. Final oynadığımız yıl, ondan sonraki senelerde de büyük sıkıntılar içinden hep taraftarımızla beraber çıktık. Akatlarda yerimizi herkes biliyor. Bizi de desteklemeye gelsinler. Her zamanki gibi yanımızda olsunlar. Peki, biz de sana katıldığın için, öncelikle takımımıza geldiğin için tekrar hayırlı olsun diyelim, başarılar dileyelim, hoş geldin diyelim. Aynı zamanda programımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tabii seni uğurlamadan önce şunu da sormak istiyorum sana. Benim konuklarıma genelde sorduğum bir soru. Neden basketbol Kenan? Elimizden başka bir şey gelmedi. Abi bir şey soracağım sana, seni yakalamışken. Ya şu topu şöyle nasıl tutuyorsunuz abi? Abi, alışkanlık herhalde, bir de el büyüklüğüyle alakalı bir şey. Peki nasıl çeviriyorsunuz? Ben onu da pek... ben de bilmiyorum. Ben çeviremiyorum. Öyle mi? Ya, maksimum bu kadar. Ben de o zaman... Oyun kurucu olarak çeviremek büyük bir rezillik ama olmuyor. Evet, Kenan'la konuşurken de söylemiştik. Takımımız iki önemli müsabakaya çıktı bu hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki karşılaşma. Öncelikle İNG Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbolu konuk etti Siyah Beyazlılar. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan bu mücadeleyi Siyah Beyazlılarımız 86-67 kazandı ve İNG Basketbol Süper Ligi'nde galibiyeti almış oldu. Bu galibiyette pay sahibi isimler kimlerdi? Egehan Arna atmış olduğu 18 sayıyla takımımızın en skorer oyuncusu olurken, onu 17 sayıyla Randy Oluş Jefferson ve 15 sayıyla Dedrick Lawson takip etti.
Evet, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de rakibimiz Eve Basket Oldenburg'tu. Alman temsilcisini yine Akatlar'da konuk ettik. Rakibimizi 88-72 mağlup ettik ve bu galibiyetle birlikte takımımız son 16'da mücadele edebilmek için play-in maçında oynamaya hak kazandı. Takımımıza yine o karşılaşmalarda başarılar diliyoruz. Beşiktaş HDI Sigorta kadın basketbol takımı Süper Lig'in 9. haftasında Çankaya Üniversitesi'ne konuk oldu. Bu karşılaşmada siyah beyazlarımız 86-72 mağlup oldu. Evet, Beşiktaş Handball takımı yoluna dolu dizgin devam ediyor. Takımımız Süper Lig'in 12. haftasında Tokat Gençlik Spor Kulübü'ne konuk oldu. Siyah beyazlarımız ilk yarısını 23-12 tamamladığı mücadeleden 44-23 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte siyah beyazlarımız ligin ilk yarısını namağlup lider tamamladı. Beşiktaş Kadın Voleybol takımı Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 11. haftasında Süleyman Sebas Spor Salonu'nda Sivrihisar'ı konuk etti. Siyah beyazlarımız 25-22, 25-19 ve 25-19'luk setlerle rakibini 3-0 mağlup etti. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. Siyah beyazlarımız bu mücadelede, çekişmeli geçen bu mücadelede rakibini 70-67 mağlup etti. Güreş takımımızla devam ediyoruz. Güreşten bir birinci lig haberim var sizlere. İstanbul şampiyonu oldu U17 güreş takımımız. U17 Greco-Romen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşti. 13 takım ve 124 sporcunun katıldığı müsabakalarda güreş takımımız 209 puan toplayarak şampiyon oldu. Evet, yine atletizmden de iki haberim var. Atletizm takımımızın başarılarını neredeyse her hafta sizlere aktarıyoruz. Öncelikle atletizm takımımızın sporcusu Ceyda Melek Pınar bir birincilik elde etti. Detayları verelim sizlere. Atletizm bölgesel il ilçe karmaları ve kulüpler cross ligi yarı final yarışmaları Bursa'da gerçekleşti. Atletizm takımımızın sporcusu Ceyda Melek Pınar U16 kategorisinde 2 kilometrelik parkuru 6 dakika 11 saniyede koşarak birinci olurken U18 kategorisinde yarışan Esmanur Yılmaz da 3 kilometrelik parkuru 9 dakika 48 saniyede koşarak ikinci oldu. Evet, atletizmden bir haberim daha var demiştim sizlere. Gazi Yarım Maratonu ve 10 kilometre yol koşusu Gaziantep'te gerçekleşti. Atletizm takımımızın sporcusu Ezgi Kaya 10 kilometrelik yol koşusunda 36.45'lik derecesiyle üçüncü oldu. Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon'la Vodafone Park'ta oynadığı mücadelede kalecimiz Ersin Destanoğlu'nun kullandığı eldivenler açık artırmayla satışa sunuldu. Bu açık artırmada gelen gelir futbol akademimiz için kullanılıyor, gençlerimiz için kullanılıyor. O bilgiyi de sizlere verelim. Ve yapılan açık artırmada kazanan isim kongre üyemiz Toygar Yedigöz oldu. İkinci başkanımız Adnan Dalgakıran kongre üyemiz de Vodafone Park'ta bir araya geldi. Hem bu imzalı kaleci eldivenleri kongre üyemize takdim edildi. Aynı zamanda da yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür edildi. Evet, her hafta olduğu gibi takımlarımızın maç takvimini sizlere aktarıyorum. Cumartesi günü bu hafta dolu dolu geçiyor. Saat 12'de kadın futbol takımımız ligin ikinci haftasında Ataşehir Belediyespor'a konuk olacak. Bu karşılaşma Yeni Sahra Stadı'nda oynanacak. Saat 13'te Beşiktaş HDI Sigorta kadın basketbol takımımız Galatasaray'a konuk olacak. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak bu karşılaşmada. Saat 14'te Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Bağcılar Engelli Gençlik Spor Kulübü'ne konuk olacak. Ve saat 15.30'da da İNG Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Aykırıypex Darüşşafaka'nın konuğu olacak. Bu mücadelede Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlarımıza hafta sonu oynayacakları bu karşılaşmalar öncesinde başarılar diliyoruz. Evet, branşlardan derlediğimiz haberlerden oluşan Panorama Beşiktaş'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek siyah beyaz hayatlarınızda Beşiktaş'ta kalın efendim. Hoşçakalın. Abi bunu gerçekten nasıl yapıyorlar Arda ya? Böyle aslında çok inansam ben de yapabilirim, biliyorsun değil mi? Bir dene abi. Yaptım.